Arkadaşlar seçim yapma menüsünde yer alan modeli seçme ya da arka planı seçme butonları gerçekten bizim hayatımızı kolaylaştıracak unsurlardan biri. Böylece modele odaklı ya da arka plana odaklı çok hızlı parlaklık değişiklikleri ya da renk efekti değişiklikleri yapabiliyoruz. Örneğin arka planı karart da aslında önce arka planı seçen bir işlemin ardından bir curse yardımıyla parlaklığı azaltmak anlamına geliyor ya da burada klasör ikonları şeklinde gösterilmiş modeli seç grup yap arka planı seç grup yap butonları da arka plan ya da modelle birden fazla adjustment layer kullanarak iş yapacaksak onları içine koymak için en ideal yöntemlerden biri. Yani iş akışımızı hızlandıracak. Tek bir adjustment layer'a maske atmak yerine bir klasöre atılmış şekilde bize gelecek ve biz onun içerine birden fazla adjustment layer ekleyebileceğiz. Gelin arka plan karartmayla şu sıradaki bütün butonları deneyelim. Böyle bir fotoğrafta çifti ön plana çıkarmak için arka planı karartmak gerçekten iyi bir fikir. Arka planı karartmak için seçim yapma menüsündeki arka planı karart butonuna basmam yeterli. Bu butona bastıktan sonra burada otomatik olarak modeli seçiyor ve seçim dışı bırakıyor. Arka planı hedefleyen bir maskeyi otomatik oluşturuyor ve bunu bir körse atıyor, parlaklığını düşürüyor açıp kapattığımda modele etki etmeyen arka plana etki eden bir karartma işleminin yapıldığını görebiliyorsunuz. Buradaki opasite değeri varsayılan olarak %35'te geliyor. Siz şiddetini artırmak isterseniz bu değeri sağa doğru çekerek artırabilirsiniz. Arka planı karartma işlemini daha doğal durması için arkadaşlar yüksek opasite değerlerinde kullanmanızı tavsiye etmem. Bir de buradaki maskenin kalitesini ya da doğru yerleri seçip seçmediğini ön izlemek için alt tuşuna basarak maskeyi görüntüleyebilirsiniz. Eklemek istediğiniz ya da çıkarmak istediğiniz bir alan varsa buradan fırçayı seçin, flow değerini artırın, eklemek istediğiniz alanları beyazla boyayın, çıkarmak istediğiniz alanları da siyahla boyayın. Bu maskenizi manuel olarak güncellemek anlamına gelecek. Arkadaşlar, arka plan karartma işleminin doğal durması için bu maskeye yaptığım birkaç revize var. Örneğin density değerini %100'de bırakmak yerine %90'da bıraktım. Feather değerini 0'da bırakıp çok keskin olması yerine 1 piksellik yumuşatma verdim. Siz de çok keskin bir geçiş istiyorsanız density'yi %100'e yapın ama mesela karartma işleminin biraz da modele yani çifte etki etmesini istiyorsanız benim %90'da bıraktığım etkiyi siz %60'a çekebilirsiniz. Bu şu demek oluyor. Aslında çift bundan %40 olarak etkileniyor. Arka plan %100 ama çift %40 etkilenmiş oluyor. Ben bunu %90'da bırakıyorum. Yani Curves'te yaptığım karartma işleminden model şu an %10 miktarında etkileniyor ve ayrıca kenarları çok keskin olması yerine feather'ı 1 yaptım. Siz bunu belki biraz artırıp 2 de yapabilirsiniz. Bu fotoğraftan fotoğrafa değişecektir. Ama benim sunduğum bu ayarlar %90 her fotoğraf için işe yarar ayarlar. O yüzden çok fazla kurcalamanıza gerek yok ama ihtiyaç olursa da hem maskeyi manuel olarak müdahale edebilirsiniz hem de maskenin density ve feather ayarlarıyla tabii ki oynayabilirsiniz. Arkadaşlar modeli seçme fotoğraftaki objeyi seçmek anlamına geliyor. Bu ister insan olabilir ister bir ürün olabilir. Ön plandaki ürün neyse onu seçiyor. Bu fotoğrafta çiftimiz ön planda olduğu için modeli seç dediğimde doğrudan onu seçecektir. Arka planı seçme de aslında bu işlemin tam tersi olan işlem model ya da obje haricinde kalan alanların tamamını seçecektir. Seçimi iptal etmek istiyorsanız CTRL D kısa yolunu ya da buradaki çarpı ikonunu kullanabilirsiniz. Ben arka planı seçerek hem ton değiştirme yapmak istiyorum hem de arka planı seçip grup yaparak o grubun içerine Cursor Color Balance atarak tonda yine iyileştirmeler yapmak istiyorum. İlk olarak arka planı seç butonuyla başlayalım. Arka planı seçmek için bu butona tıkladım. Arka planı gayet güzel bir şekilde seçti. Ben ton değişikliği yapmak istiyorum. Seçim aktifken ton değiştirmeye tıkladım. Arka planı temsil eden bir renk seçmem gerekti. Örneğin arka plan diye gidip şu parlak alandan bir renk seçmiyorum. Aşırı gölgeli alandan bir seçmiyorum. Bakın şuradaki orta tonlardan bir renk seçtim arkadaşlar. Ve okey dedim. Ton değiştirme penceresi açıldı. Bununla ilgili videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Ben doygunluğu artırmak istiyorum. Ve biraz daha sıcak olmasını istiyorum. Sola doğru çekiyorum. Doygunluğu da artırdım. Hatta belki de biraz burada da karartabilirim uygula dediğimde bakın arka plana hem renk hem de parlaklık değişikliği yaptım ve istediğimi tak diye elde etmiş oldum. Şimdi arkadaşlar ben arka planı seçip grup yap butonunu kullanacağım. Bunu kullanmamın sebebi arka planı seçip tek bir adjustment layer kullanmak yerine içerisine birden fazla işlem atacağım için işimi kolaylaştırsın. Her birine tek tek maske atmayayım. Bana bir tane gruba maske atsın ben onun içine adjustment layer'larını atayım mantığıyla çalışıyor. O yüzden arka planı seçip grup yapa bastım ve bir grup açtı. Onun maskesini de arka plan seçili halde getirdi. Şimdi arkadaşlar ben yine bu grubun içerisinde panel üzerinden bir tane color balance bir tane de curse attım. Ve bu klasörün içinde olup olmadığını renklerine bakarak da hızlı bir şekilde göz ucuyla görmüş oldum. Color Balance'la arka planın gölgeli alanlarını biraz magenta ekliyorum ve biraz daha sıcak yapıyorum. Parlak alanlarına geldim. Belki bir tık sayan ekleyebilirim. Yeşil ekleyeyim mi diye bakıyorum. Hatta çıkarmam gerekti. Şöyle oynamalara baktım. Gayet okey. Çok hafif bir renk enjekte ettim. Körse geldim. Belki arka plana bir tık kontrast verebilirim. Şöyle arka plana kontrast vereyim mi diye bakıyorum hafifte bir kontrast verdim. Her bir adjustment layer'a tek tek arka planı seçme maskesi atamak yerine arka plan seçilmiş bir grup oluşturdum. Onun içine adjustment layer'ları atadım ki tekrar tekrar uğraşmayayım. Açıp kapattığımda arka plana yaptığım küçük değişikliği görebiliyorsunuz. Arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Arka planı karart butonunda bunun gerçekçi durması için buradaki density ve feather değerleriyle oynanmıştı. Fakat arka planı seç, modeli seç ya da bunların klasör yap. Butonlarında böyle bir feather ya da density yok. Çünkü bunlar tercihen oluşturabilecek şeyler olduğu için onları buraya atamadım. Siz dilerseniz density ve feather'la burada istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Sadece Fader ve Density değişikliklerinin makul ölçüde arka plan karartma butonunda varsayılan olarak olduğunu hatırlamanızı tavsiye ederim. Arkadaşlar şimdi de modeli seç ve grup yap butonuna basarak modelle ilgilenmek istiyorum. Buna tıkladım. Bir tane klasör açtı ve model seçili bir şekilde bir maske oluşturdu. İçine öncelikle bir tane Curse attım. Körsü attım. Bu model arka plana göre çok parlak kaldı ve ben bunun biraz daha karanlık olmasını istiyorum. Şu şekilde biraz daha kararttım. Şimdi yine bunun içine renk hard mix'e bastım ve biraz daha sıcaklık ekledim. Hatta fil değerini biraz daha artırıyorum. %8'e kadar çıkardım. Model burada bana biraz kırmızı gibi geliyor. Kırmızılık gider bire bastım. Fakat burada dikkat etmeniz gereken şey bunu içeri aşağıya değil yukarı attı. Ben de yine klasörün içine sürükleyip bırakıyorum arkadaşlar. Devam ediyorum açıp kapattığımda bakın modelle arka plan ilişkisi gayet uyumlu hale geldi. Belki de bir tık color balance bunu daha da dengeleyebilirim. Parlak alanlarına girdim. Biraz daha sıcaklık veriyorum. Gölgeli alanlarına girdim. Biraz magenta ekleyebilirim. Biraz daha sıcak olmasını sağlıyorum gölgeli alanlarında. Böylece arka planla olan ilişkisi de gayet düzgün hale geldi. Arkadaşlar yaptığım tüm değişiklikleri öne izlemek için Alt tuşuna basılı tutarak background layer'ının solundaki göz işaretine tıklamam yeterli. Öncesi, sonrası. Öncesi, sonrası. Burada modele ayrı, arka plana ayrı etki edecek şekilde düzenlemeler yaptık ve bunun içinde herhangi bir seçim Herhangi bir maskeleme işlemini manuel yapmaya gerek kalmadan sadece şuradaki butonların gücünü kullanarak yapmak istediğimiz değişiklikleri doğrudan istediğimiz alana uygulayabildik. Yeni örneklerle devam edelim. Arkadaşlar bu fotoğrafta ilk olarak arka plan karartmayla işe başlamak istiyorum. Butona tıkladım ve opasite değerini biraz şiddetli kullanmak istiyorum. %65-70 gibi bir değere çıktım. Şimdi size seçim yapmak ve seçimi manuel olarak revize etmekle ilgili önemli bir detay vermek istiyorum. Bu buradaki tüm butonlarla ve diğer seçim yaptığınız tüm şeylerle ilişkili bir bilgi. Yaptığım seçimi eğer manuel olarak revize etmek istiyorsam önce şu ayarı beraber eşitlememiz gerekli. Sol taraftaki menünün en altında bulunan şu ikona çift tıklayın. Bu Quick Mask'ın yani seçim yaptığınız alanları ön izlerken nasıl görüneceğini belirlemek anlamına geliyor. Burada maskelenen alanlar seçili olması lazım. Bu maskelenen alanları buradaki kırmızı renkle bize gösterecek. Ve opasitesin de %100 olduğundan emin olun. Quick Mask ayarlarımız böyle olduğunu eşitlediysek şimdi manuel olarak revize etmeye geçelim maskemizi. Arkadaşlar Photoshop'ta yaptığınız herhangi bir seçimi alt tuşuna basarak ve maskeye tıklayarak siyah beyaz şeklinde ön izleyebiliyorduk. Bunda bir sıkıntı yok. Fakat yaptığımız seçimi fotoğrafın kendisi üzerinden görerek ön izleme yapmak istersek ne yapmamız gerekiyor? Bunun için yapmanız gereken şey şu. Klavye'den CTRL tuşuna basılı tutup bakın basılı tuttuğunuzda imlecin ikonu değişiyor. Seçim ikonu oluyor. CTRL tuşuna basılı tutup maskeye tıkladığınızda seçim gerçekleşir ve karıncalanma görüntüsü gelir. Karıncalanma görüntüsü aktifken klavyeden Q Quick Mask butonuna bastığınızda size fotoğrafın kendisi üzerinde nereyi seçtiğinizi, nereyi seçmediğinizi gösteriyor. Buradaki ayarları az önce Quick Mask'a çift tıklayarak zaten belirlemiştik. Kırmızı alanlar maskelenen alanlar, yani maskelenip devre dışı bırakılan ya da etki etmeyecek alanlar Sağ tarafta maskenin üzerinde siyahla gösterilen kısım şu an orijinal fotoğrafın üzerinde kırmızı ile gösteriliyor. Yani hiçbir şekilde etkilenmeyecek kısım olarak yorumlayabiliriz. Beyazla gösterilen kısım fotoğrafın kendisini doğru bir şekilde ön izlememiz için hiçbir şekilde dokunulmamış saydam olarak gösteriliyor. Yani fotoğrafın kendisini görüyorum. Ben şu görüntüye bakarak daha doğru ekleme çıkarma ya da manuel olarak revize işlemini yapabilirim maskeme. Bunun için de arkadaşlar yine klasik yöntem. Buradan fırçayı seçiyorum. Beyazla boyadığımda transparan oluyor. Yani yapacağım işlemden etkilenecek anlamına geliyor. Siyahla boyadığımda da kırmızıya dönüşüyor. Yani yapacağım işlemden etkilenmeyecek anlamına geliyor. Fakat az önce bizim maskemiz gayet güzel olduğu için bu arada da ne kadar başarılı seçim yaptığını şu zor örnek üstünde de deneyimlemiş olduk. O yüzden herhangi bir şekilde dokunmuyorum. Tekrar klavyeden Q'ya basıyorum. Quick Mask görüntüsünü iptal ettim ve seçimi de devre dışı bırakmak için buradaki çarpıya basıyorum. Aktif bir seçimi Quick Mask ile ön izleme yaparak fotoğrafın kendisi üzerinden manuel olarak revize etme işlemi bundan sonraki tüm Photoshop süreçlerimizde aktif olarak kullanacağımız bir unsur. O yüzden bunu doğru algılamalı ve hızlı bir şekilde uygulayabilmeliyiz. Çünkü burada otomatik renk maskelemede de seçimi yaptığımızda gelen karıncalanma görüntüsünü revize etmek için yine quick mask ayarlarını yapıp quick mask görüntüsünden yararlanıp seçimimizi manuel olarak müdahale edip revize edeceğiz arkadaşlar. Bu detaylı ve önemli ara bilgilendirmeden sonra bu fotoğrafımızla ilgilenmeye devam edelim. Arka planı karartmıştım. Şimdi arka planı tekrar seçiyorum ve seçim aktifken otomatik ton değiştirmeye tıkladım. Arka planı seçtim arkadaşlar ve ton değiştirme uyguladım. Hemen bunu biraz daha belki şöyle sayan tonlarını seçiyorum. Belki bir tık karartıyorum. Uygula dedim. Bakın saniyeler içinde o işlemleri yapabiliyorum. Şimdi arka planı seçip grup yapacağım arkadaşlar. Seçtim ve grup yaptım. Yine en sevdiğim araçlar olan color balance ve körsü kullanmak istiyorum. Color Balance'ın gölgeli alanlarına girdim ve biraz mavi eklemek istiyorum. Biraz da sayan ekledim. Parlak alanlara girdim. Parlak alanlara biraz sayan ve yeşil eklemek istiyorum. Oradaki renk geçişi belli olsun diye. Curse'e girdim. Bunda biraz kontrast vermek istiyorum şu şekilde. Ve klasörü açıp kapattığımda gayet tadında bir değişiklik oldu. Modelle ilgilenmek istiyorum. Bunun için de önce modeli seçtim model seçimi aktifken otomatik ton değiştirmeye tıklıyorum. Cildi temsil eden bir renk seçtim ve renk doygunluğunu bir tık artırdım. Bakın nasıl tadında geliyor arkadaşlar. Hue değerini biraz sağa çektim. Renk doygunluğunu artırdım ve uygula dedim. Şimdi modeli seç, grup yap butonuna bastım. Yine içine bu sefer biraz kontrast eklemek istediğim için kontrast ekleye tıkladım ve renk hard mix'e biraz canlılık vermek istiyorum. Çok fazla oldu. Belki de açıp kapatıyorum. Gereksiz oldu. Bunu kaldırayım arkadaşlar. Ee, buraya bir tane yine kalır balan sattım. Parlak alanlarına sayan ekledim. Ve biraz da yeşil ekledim. Daha arka planla uyumlu olmasına sağladım. Alt tuşuna basılı tutup Background layer'ın yanındaki göze tıkladığında geldiğim noktayı görebiliyorsunuz. Arkadaşlar bunu farklı kombinasyonlarla istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Biz çok basit bir şekilde yaklaşık 15 saniye içerisinde arka planı karartma, arka planın tonunu değiştirme, arka planı seçip grup yaparak oraya kalır balansa körse müdahale etme, cilde müdahale etme gibi işlemleri çok basit ve hızlı olarak yerine getirdik. Siz de fotoğraflarınızdaki canlılığı, etkiyi, model ve arka planı seçerek ayrı ayrı seçerek istediğiniz müdahaleyi kolayca yapabileceksiniz. Gelin yeni bir fotoğrafa geçelim. Bu fotoğrafı biraz daha Instagram varı hale getirmek istiyorum. O yüzden arka planı seç ve grup yapa bastım. İçerisine Color Balance ve Curse attım. Color Balance'ın gölgeli alanlarına geldim ve biraz daha mavilik ve sayan ekliyorum. Şu an tadı gayet güzel. Curse'e geldim. Biraz da buraya kontrast eklemek istiyorum. Şu şekilde. Beyazları biraz daha yaptım ve arka planı biraz daha kararttım. Grubu kapattım. Şimdi modeli seç diyorum. Buradaki yaprağı seçti. Bakın herhangi bir insan yok. Buradaki obje neyse ön plandaki onu seçiyor. Objeyi seçtikten sonra otomatik ton değiştirmeye tıklıyorum. Ve burayı temsil ettiğini düşündüğüm şu rengi belirledim. OK dedim. Bunun renk doygunluğunu artırıyorum. Ve biraz da yeşile çekmek istiyorum. Şöyle biraz daha renk doygunluğunu artırdım. Uygula dedim. Gayet uyguladı. Şimdi modele kontrast eklemek istiyorum modeli seçtim. Seçim aktifken kontrast ekleye bastım. Ve opasite değerini artırıyorum arkadaşlar. %60'a kadar çıkardım. Hatta %100 yapıyorum. Bakın modeli seçtim. Ardından kontrast ekleme butonuna bastım ve opasitesini 100'e çıkardım. Saniyeler içinde birkaç kombinasyonla şu fotoğrafı şu noktaya getirdim. Çok daha Instagram vari tadda oldu. Siz de Buradaki seçim yapma menüsünün inanılmaz yeteneklerini kullanarak bundan sonra hiçbir şeyden korkmadan istediğiniz seçimi yaparak istediğiniz alana istediğiniz müdahaleyi farklı kombinasyonlarla yapabileceksiniz.